Hayırlı günler efendim, hayırlı sabahlar tüm izleyenlerimize. Her cumartesi olduğu gibi bugün de sizlerle beraberiz. Değerli hocamız, emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan bizlerle birlikte. Biz soracağız, hocamız cevaplayacak, engin bilgilerinden faydalanarak bizleri de aydınlatacak her zaman olduğu gibi bugün de. Sorularınız olacaktır, bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0212 alan koduyla 300-0404 ve 300-0606. Bunun dışında Twitter yoluyla da bize ulaşabilirsiniz. twitter.com/sohbetler7 bizim adresimiz. Sorularınızı gönderin, hocamıza iletelim. Hocamız da bizleri aydınlatsın diyelim. Merak ettiğimiz soruları cevaplandırsın. Hocam nasılsınız? Rabbimize hamd ederiz. Çok şükür. Siz de iyisiniz inşallah. Hamdolsun hocam. Bizler Allah afiyet versin. Sağ olun efendim. Amin cümlemize. Hocam isterseniz konularımıza hemen girelim. Tabii. Yoğun sorularımız da geliyor çünkü. Doğru efendim. Merak edilen sorulardan bir tanesi. Ensar kimdir? Kime denir? Biz de bunu açıklar mısınız hocam? Tabii hicretin yıl dönüm günlerindeyiz. Böyle olunca bu konudaki bilgilerimizi şöyle bir yenilemekte herhalde fayda var. Malum Mekke'den Medine'ye hicret edenlere muhacir ve o muhacirlere yardım eden Medinelilere de ensar. Yani bunu Kur'an ayeti övüyor bunları bakın. Ve السَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ Hicret edenlerden o ilkler. وَالْاَنْصَارِ Ve onlara yardım edenler. وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِاَحْسَانٍ Ve samimiyetle onlara tabi olanlar. Ensar ve tabi'in nefsini model alan o da bize hitap ediyor bu da. رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا Allah onlardan razı olmuş. Onlar da Allah'tan. Şu şerefe, mevkiye bakın. Ve addelehum cennatin tecri tahti el enhar. Altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır Mevla onlara. Halidine fiha ebeda. Sonsuz cennetler kalacaklar orada. Zalikel fevzül azim. Bu ne büyük bir mutluluk, ne büyük bir şeref bu. Rabbimiz bakın. Burada muhacirleri övdü, ensarı övdü. Ensar ve muhaciri rol model alan yüzyıllar sonra gelecek insanlar da böylece övülmüş oldu. Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı. Allah onlara sonsuz cennetler hazırlamıştır buyruluyordu. Yani şöyle bir gelin empati yapalım. Yani bulunduğun yerden doğduğun, büyüdüğün, evin, barkın, eşin, dostun bulunduğu yerden hiç bilmediğin, hiçbir malın, mülkün olmadığı yere hicret edeceksin. Varacaksın, nereye yerleşeceksin? Gelir, geçim nasıl olacak? Bütün aile nasıl gidecek? Ama Allah yolu olunca sahabe-i kiram bunu göze almış. Rabbimiz izin veriyor. Peygamberimiz de ashaba yol gösteriyor. Tek çift, tek çift hicret edebilirsiniz. Mesela bakın, Suheyb-i Rumi. Bu zat Peygamberimiz hicret ettikten sonra artık Mekke'de duramaz oldu. Hicret edecek. Mekke hududuna geliyor. Müşrik gençler, dur nereye gidersin? Yaşlı da bir zat. Suheyb-i Rumi mantıklı bir söz söylüyor. Gençler, ben yaşlanmış bir adamım. Sizin yanınızda dursam size ne faydam olur? Peygamberle beraber olsam size ne zararım olur? Bir kere söz verdik. Müsaade edin, açın yolumu gideceğim. Bir şartım veririz. Sen buraya geldiğinde fakirdin. Burada iş güç sahibi oldun. Servet saman sahibi oldun. Ev, bark, mal, mülk bizim olmak şartıyla kuru canını alıp gidersen buna izin veririz. Tamam, tamam. Malım, mülküm, evim, barkım hepsi sizin olsun. Yolumu açın. Açıyorlar. Sevgili Peygamberimiz o günlerde daha Kuba'daydı. Yani Medine'ye intikal etmemiştiler.
Peygamberimiz Suheyb'i karşılarken Rebihal Bey ya, tebessüm ederek, gülerek, Rebihal Bey, Suheyb alışveriş karlı oldu. Alışveriş karlı oldu. Malı mülkü verdin, evi barkı verdin ama rızayı da aldın. Hakkında nazil olan ayet. Ve minen nâsi men yeşri nefsehu bitigâ emerdâtillâh. İnsanlardan öyleleri var ki Allah'ın rızasını almak için kendini feda ederler. Yani hem Allah Resulü'nün müjdesi Kur'an'daki bu ayeti kerime Suheyb için. Sonra öyle çileler ki Ayşe Hanım, bakın İslam'ın ilk günlerinde bir Sümeyye Hatun radıyallahu anha, o Ebu Cehiller bir bacağını bir deli deveye bağlıyorlar, öteki bacağını diğer bir deli deveye aksi istikamete sürüyorlar ve Sümeyye Hatun İslam'ın ilk şehididir. İlk şehit Allah yolunda böyle fedayı can ediyor. Eşi Hazreti Yasir'i de şehit ettiler. Ammar diye bir oğulları var, onu şehit etmediler. Niye? Ana baba hasretiyle yansın diye. Böyle çileler, böyle çileler. En sonunda tabii sevgili Peygamberimiz içinde ama Peygamberimiz adeta gemi yolcularını kurtarıp sonra kendini düşünen bir kaptan. Ben başım dara geldi, ben ne yapayım? Herkes kaderine razı olsun değil. Önce yolcuları kurtarıp sıra kendisine geliyor. En son ashab-ı kiram hep gitti. Mesela Hazreti Ebu Bekir bir ara gidiyor. Mekke'nin dışında Zeyd ibn-i Tugun'la rastlıyor. Nereye? Ebu Bekir. Ya ne yapayım? Yani sizin adamlarınız ana yurdumuz Mekke'de Rabbimize kulluk fırsatını vermiyorlar. Ya Ebu Bekir, sen bu memlekete çok faydalı olmuş bir insansın. Bundan sonra da faydan dokunur. Gel benim evimde Rabbine ibadet et ya. Peki öyle dönüyor. Onun evinde ama avluda, evin avlusunda Kur'an okuyor. Hazreti Ebu Bekir de öyle yanık gönülle Kur'an okur ki mahallenin kadını, kızı avlu duvarına asılıyorlar. Hazreti Ebu Bekir'in okuduğu bu Kur'an taş kalpli gönüllere bile iz ediyor. Kadınları iman ediyor. Ve eşlerine varınca eşleri diyor ya evde hanım iman etti ya. Öyle bir sıkıntı. Bu sefer o Zeyd ibn-i Duğunni'ye diyorlar bu işten vazgeç yoksa senin hesabını görürüz. O da sıkışınca ya Ebu Bekir evimde dur ama böyle avluda Kur'an okuma. Senin himayenden çıkıyorum, Rabbimin himayesine giriyorum diyor. Efendimiz de Ebu Bekir sabret. Allah sana bir hicret yol arkadaşı verir buyuruyordu. Evet efendim. Sonra bakın bu çilelere artık dayanılmaz oldu. Ve Müslümanlar da Medine'ye gittiler. Orada bir güç haline gelebilirler. Müşrikler bundan korkmaya başladılar. Darun Nedve denilen yerde toplandılar. Ne yapalım? Nasıl bir çözüm bulalım? Aynen ayet-i kerime naklediyor Resulullah. Ve iz yemkuru bikellezine keferu liyusbitu. Şöyle küçük bir oda yaptıralım. Küçük bir de pencere koyalım. Oraya bu peygamberi hapsedelim. Öğün vakitlerinde pencereden yemeğini uzatalım. Bu akıl değil diyorlar o toplantıya katılanlar. Onun ashabının onu ne kadar sevdiğini bilmiyor musunuz? O gün yerle bir eder orayı. O iş değil. Peki nasıl ederim? Bir deveye bindirelim. Nereye giderse bıraksın gitsin. Ama gittiği yerde bir güç meydana getirir. Gelir sizden hesap sorar. O da işte ne yapalım? Öldürelim. Ama kim öldürsün? Kim öldürse ondan onun ashabı hesap sorar. Ne yapalım? Evinin etrafını eşkıya her kabileden eli kılıç tutan birini alalım ve evinin etrafını kuşatalım. Evinin içine girelim. Onu kalleşlik sayıyorlar. O günün eşkıyası evinin içine girmiyor. Ama bugünün eşkıyası ne kadar? Onlardan da geri, onlardan da kötü.
Bugünün eşkıyası akla hayale gelmedik. Her hainliği yapabiliyor. O günün eşkıyası diyor ki yok evine girmeyelim. Evinin dışında bekleyelim. Nasıl olsa dışarı çıkar. Dışarı çıkınca da hepimiz birden kılıcı indiririz. Kimin öldürdüğü belirsiz olur. Ve onun ashabı da nihayet diyet ister. Diyeti de veririz. Çözüm bu. Böyle yapalım diyorlar. Rabbimiz sevgili peygamberimize bu hainlerin bu entrikasını bildiriyor Efendimiz'e. Efendimiz bakın Hazreti Ali'yi çağırıyor. Ali şu filanın altını, şu filanın gümüşü, şu filanın parası bunları sahiplerine teslim et. Ben Medine'ye gideceğim bu sırdır bunu da kimseye söyleme. Sen de arkamızdan gel ve sen şimdi benim yatağıma gir. Allah Allah, o yatağın üzerinde biraz sonra kılıçlar şakıyabilir. Hazreti Ali Efendimiz'inki ne yiğitlik, gül bahçesine girer gibi o yatağa giriyor. O emanetleri sahiplerine teslim ediyor. Efendimiz bir avuç toprak alıp وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Onların önlerine duvar gerdik, arkalarına duvar gerdik. Onlar görmezler. O bir avuç toprağı yüzlerine serpiyor, aralarından çıkıp gidiyor. Biraz sonra bir diğerine senin yüzün niye toprağı? Ne toprağı ya? Ya yüzün topraklara belenmiş. La senin yüzün de belen. Allah Allah. Yüzümüz niye toprağa beleniyor ya? Toprağa moprağa düştüğümüz yok. Ya büyü mü yaptı yoksa ya? Elimizdekini kaçırdık mı yoksa? Haydi bir içeri girelim. İçeri giriliyor. Hazreti Ali Efendimiz yatakta. Nerede Peygamber Hazreti Muhammed Ali? Bilmem. Bilmem, çıktı gitti. Eyvah, elimizdekini kaçırdık. Şimdi ölü veya diri, onun başını kim getirdi, ona 100 deve vereceğiz. Bu sefer çöllere, bayırlara, dağlara düşüyorlar. Aramaya koyuluyorlar. Onlar araya dursunlar. Şimdi gelin biz peygamberimizi takip edelim. Öğle vakti Hazreti Ebu Bekir'in evine varıyor. Genellikle de peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir'in evine akşam veya sabah varırdı. Öğleyin varmazdı güneşin çok hararetinin fazlalaştığı zamanda. Pencereden görüp heyecanlanıyorlar. Aman bu saatte gelmezdi. Bir değişiklik mi var yoksa? Ebu Bekir kızlarını dışarı çıkar. Çok önemli bir şey görüşeceğim. Onlar da sizin evladınız ya Resulallah. Onlardan gizli bir şey olmasa gerek. Onlar da dursunlar. Ebu Bekir, Rabbim bana hicret izni verdi. Ben hicret edeceğim. Ben de beraber mi ya Resulallah? Evet, sen de beraber. Sevincinden hıçkıra hıçkıra ağlıyor Hazreti Ebu Bekir. Halbuki ne belalı bir yolculuk değil mi? Ne tehlikeli bir yolculuk. Bu nasıl da bir iman hoca. Ya. Yani peygamberle beraber yolculuk yapacağım diye sevinçten hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Ama şimdi yol planı yapılacak. Yol planı. Sevir Dağı'nın zirvesindeki mağaraya çıkılacak. Ve orada 3 gün kalınacak. Ama ne yiyip ne içecekler? Amr ibn-i Fuheyra koyunlarından süt sağacak, onu kızgın taşlarda pişirecek ve oraya mağaraya getirecek. Hazreti Esma da, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in kızı da yemek iletecek. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah o gece dağa haber götürecek, gündüz Mekke'de halkın arasında dolaşacak. Hani şu planlara bakın. Ve pazartesi günü 3 gün orada kaldıktan sonra Mekke'nin hududunda Abdullah İbni Ureykıt denilen bir adam. Bu da Müslüman değil ama ciddi bir adam, dürüst bir adam ve yolu çok iyi bilir. Mekke-Medine arası yolu iyi bilir. Peki bütün bunları sevgili peygamberimiz hep mucizeyle yapamaz mı? Yapar. Ama niye madde planında da tedbir alıyor? Hayatı bize model de ondan. Madde planında bütün tedbirler alıyor. Evin böyle arka tarafından çıkıyorlar.
ve şimdi Sevir'e doğru çıkıyor. Sevir dağı çıkmak çok zor. Ben gençliğimde çıktım, ondan sonra bir daha çıkmadım ve oradaki mağaraya gizleniyorlar. Efendimizin, Hazreti Ebubekir'in izlerinin üzerinden o Amir İbni Fuheyra koyunları, koyun sürülerini geçiriyor ki izleri kaybolsun diye. Buna rağmen iz takip eden müşrikler oraya da mağaranın önüne kadar geliyorlar ve tartışıyorlar. O iz takip eden adam diyor ki ya göğe çıkmışlar ya yere girmişler. E peki şu mağaraya girmiş olamazlar mı? Ne akılsız adamsın ya o. Sen doğmazdan evvel o örümcek oraya ağ germiş, o güvercin oraya yuva yapmış diyorlar. Ama aşağı bir eğilseler şöyle görecekler. Hazreti Ebubekir Efendimiz onları görüyor, ayaklarını görüyor. Ve Hazreti Ebubekir panikte, dehşete kapılıyor. Eyvah ya Resulullah, yakalandık. Beni öldürürlerse ben feda olayım. Ama size bir zarar gelirse Allah'ın dini nerede kalır ya Resulallah? Ma zannuke bisneyn, Allahu salisuhuma, la tahzen innallaha ma'ana. Ebu Bekir ne sanıyorsun? Bir, iki ki üçüncüleri Allah. Üzülme, Allah bizimle beraber. Hiç moral bozuntusu yok. Yani Allah Resulü'nde panik yok, dehşet yok. Bir, iki ki üçüncüleri Allah. Üzülme, Allah bizimle beraber. Ayşe Hanım, şu olay mağara, örümcek ağı filan, müşriklerin gelip orada tartışması sıradan basit bir olay gibi görülüyor. Ama fevkalade bir olaydır. İnsanlık tarihinin dönüm noktasıdır bura. Bıçak sırtı gibidir. İnsanlık ya olacak ya ölecek. İşte burada bir mucize böyle gerçekleşmiş oluyordu. Evet efendim. Buradan sonra devam edelim isterseniz. Sonra bu durumu anlatan şu ayeti kerimeye bakın. Fe enzelallahu sekinetehu aleyh. Allah peygamberine sekinet, iman gücü indirdi. Ve eyyedehu bi cunudin lem terevha. Sizin görmediğiniz ordularla onu teyit etti. Madde planında örümcek ağı filan. Ama milyarla melek seferber. Allah elçisini korumaya. Ve ceale kelimetellezine keferu süfla. Ya Allah küfür davasını alçalttı. Ve kelimetullahi hiyel ulya. Allah davasını yüceltti. Vallahu azizun hakim. Allah izzet ve hikmet sahibidir. 3 gün orada kaldılar. Sonra oradan, ama bu arada düşman ta uzaklarda arıyor. Yakında kalmış olabileceğini düşünemiyor. Modern harp sanatında şaşırtma harekatı vardır. Efendimiz nereye gidecek? Medine'ye. Ama bu bulunduğu yer nere? Yemen. Aksi istikamet. Aksi istikamet. O ilk heyecan, onlar o çevreyi aradılar, şimdi uzaklara gittiler. Şimdi Peygamberimizle Hazreti Ebubekir pazartesi günü dağın eteğine indiler. Şehrin hududu, 2 tane deve hazırlamış. Ya Resulallah, hangisini beğenirseniz buyurun ona binin. Parasını almazsan binmem. Peki öyle olsun ya Resulallah. Böylece yolculuk başlıyor ama Efendimiz yaşlı gözlerle Mekke'ye bir kere daha bakıyor. Ana yurdum Mekke, senden ayrılmak istemiyordum. Ama ne yapayım, zalim evlatların duvarların arasında Rabbıma kulluk imkanını vermediler. Ana yurttan, Mekke'den ayrılmak kolay değil. Hemen bitiriyorum Ayşe Hanım. Şimdi Medine'ye doğru dönüldü. Bir garip gibi gidiyorlar. Madde planında böyle görünüyor. Ama Rabbimiz ayeti kerime indiriyor. Şuna bakın. İnnellezî ferada aleykel Kur'âne lerâdduke ilâ me'âd. Ey peygamber,
Kur'an'ın tebliğini sana farz kılan Allah söz veriyor, seni Mekke'ye muzafferen döndürecektir. Şu mucizeye bakın. 8 yıl sonra 12 bin kişi yer gök tekbir sesleriyle inleyerek geldiler. Bu ayeti kerime de bir mucize olarak böyle gerçekleşti. Şimdi söz sizde Ayşe Hanım. Estağfurullah hocam, reklamlar var. Reklamların ardından buradayız, ayrılmayın lütfen. Peki. Devam ediyoruz efendim telefonumuzla. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurun, Tokat'a sevgiler, selamlar. Teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Ben Necmettin Hocam'a bir soru sormak istiyorum. Buyurun, dinliyoruz. Buyurun. Hocamızı dinliyor sizi. Evet, benim eşim işten çıkmıştı, zor durumdaydı. Kaynımdan borç para istedim ben eşimden habersiz. Hı hı. Kaynım da bana affedersiniz ama ağza alınmayacak küfürler etti. Ben de buna dayanamadım. Yani ölmüş, vefat etmiş anneme kadar küfürler etti. Tamam. Ben de bunu çok zoruma gitti ve beddua ettim kaynıma. Hı hı. O da ettiğim beddua da çocuğuna uğradı. Çocuğu hı. oldu ve ettiğim beddua aynı çocuk. Çocuğunda gerçekleşti. Ve ben de vicdan azabı duyuyorum. Ya ne yapabilirim hocam? Size danışmak istiyorum. Yani siz beddua ettiniz ya, ettiniz de illa olar çocuğunda görüldü. İlla ondan ya, dolayı oldu demek de mümkün değildir. Hocam işte... Bununla birlikte siz tevbe edin. Onlar için dua edin ve yaptığınızdan da Allah'tan af dileyin. O kadar. Ya beni o kadar kırdı ki hocam. Nasılsa işte nefsimizi frenleyemiyoruz. Hı hı. Ya mübarek adam. Yardım edebileceksen âlâ. Edemeyeceksen bari güzel söz söyle. Rabbim yardım etsin, aydınlığa kavuştursun gibi sözler söyle. Öyle değil de çok kırıcı, tahrip edici sözler. Bakın, dil yarası, evet. Yani bıçak yarası iyi oluyor da dil yarası iyi olmuyor. Sizin gönlünüzü kırıyor, yaralıyor. Evet hocam. Gönül arş-ı rahmandır. Onu yıkmak ziyade tuğyandır. Gönül arş-ı rahmandır. Onu yıkmak ziyade tuğyandır. Yani bir müminin gönlü, kardeşinizin eşi, yani evet. Mümkünse, gücünüz yetiyorsa, bak kardeşiniz sıkıntıda, kardeşiniz söyleyemiyor da, eşi söylüyor. Ha mübarek adam, ya yardımcı ol, derde deva ol, ya da hiç olmazsa gelinim, yardımcı olalım, bir çözüm bulalım filan gibi sözler söyle. O öyle dedi diye bu sefer siz de, beddua ediyorsunuz. Bu da doğru değil tabii. Beddua da doğru değil. Ama ben şimdi beddua ettim de ondan dolayı başına hocam, bu sıkıntı geldi evet. demek de doğru değil. Ama bununla birlikte ya Rabbi bu sözümden dolayı af diliyorum. Onlara da iyilik ver. Yani birbirimize faydamız olacaksa duacı evet. olmalıyız. En çabuk kabul olan dua müminin mümine kıyaben yaptığı duaymış. Hadis-i şerif böyle. Evet efendim, buyurun. Hocam keşke bana hani yok deseydi, şu anda veremem dese kapatsa hiçbir şey yok. Ama bana dümdüz affedersiniz sakın, küfürler sakın, ölmüş lütfen. Anneme kadar ha. küfürler etti. Ben de dayanamadım hocam. Şimdi hocam burada hani... Haksızlığa uğrayan birinin beddua etmesi, bazen insanın canı çok yanar ya, işte ölmüş anneme gibi bir söz söyledim. Tabii haksızlığa uğrayanın bedduasından korkmak icap eder. Burada bu hanımefendi haksızlığa uğradı mı? Uğradı. A mübarek senden, bak seni büyük bildi, derde deva bildi, senden yardım istedi. Yardım edebiliyorsan âlâ, edemiyorsan böyle maksadı aşan, gönül kırıcı sözler söylemeyin alemine yani. İşte hepimiz dikkatli olmalıyız işte. Evet. Hepimiz dikkatli yani. Nefsimize hakim olamıyoruz.
Varsan baksan o da bin pişmandır. O delikanlı da böyle dediğine herhalde pişman olmuştur. Yengesini üzdüğünden dolayı o da son derece rahatsız olmuş. Bir de hocam, borç vermenin dinimizde yeri çok önemlidir. Onu bir kez daha hatırlatır mısınız Efendimiz, hocam? Sevgili Peygamberimiz, ben cennete girdim, şöyle bir yazı gördüm. Bir sadakaya 10 sevap, bir ödünce 18 sevap diye bir yazı gördüm. Ve Cibril'e sordum. Cibril, sadaka geçici temliken vermektir. Ödünç para ise geçici zaman için vermektir. Böyleyken sadakanın sevabı 1'e 10 oluyor, ödüncünkü 1'e 18 oluyor. Niye böyle dedim? Cibril dedi ki, sadaka ihtiyacı olanın eline düştüğü gibi ihtiyacı olmayan adamın eline de düşebilir. Ödünç para gerçekten ihtiyacı olan adamın eline düştüğü için onun sevabı sadakadan daha da fazladır. İki defa ödünç veren de onu bağışlamış gibidir. İmza Allah elçisi. Ya. Evet. Peki efendim, teşekkür ediyoruz hocam. Tövbeyi önerir size. Doğru, öyle etmeli. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Diğer telefondayız. Alo. Alo. Şanlıurfa'dan izleyicimiz. Buyurun. İyi günler. Teşekkürler, size de iyi günler. Televizyonun sesini kapatır mısınız? Telefondan anlaşalım sizinle. Telefon hocam, iki sorum olacak size. Buyurun, dinliyoruz. Ben bayan kuaförüyüm. Evet. Bayan kuaförü istiyorum işte. Bayan kuaförün bir tosmak günah mıdır? Bayan. Yine ben başka bir sorum var. Onu da sizinle mi söyleyeyim? Buyurun. Diğer sorunuzu da alalım. Buyurun efendim. Şimdi ben 25 yaşındayım. Kaderim bağlı da ben onun için aramıştım bir de. Nasıl açılır? Yani nasıl dua edilir de açılır? Anladım. İlk sorunuz bayan kuaföründe çalışmak günah mıdır diye sorar izleyicimiz. Evet. Bayan kuaförü ama bayanlar için değil mi? Evet. Evet, bayanlar için. Gayet normal, gayet güzel. Hayrun nas men yenfeun nas. İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır tabii. Hı hı. Onda bir mahsur yok. Yani hanımlara kuaförlük görevi yapıyor. Hizmet etmiş oluyor. İnsanlara faydalı olmuş oluyor. Peki. Tabii diğer sorusu. Onda bir mahsur yok. Evet. 25 efendim. Yaşındayım. Kısmetim bağlı. Bununla ilgili öneriniz var mı? Kısmeti bağlı değil. Kısmetini bekliyor. Rabbimiz hayırlı eş nasip eylesin inşallah. Amin, yani inşallah. Kısmeti bağlı Amin. Diye bir şey söz konusu değil. Eşinin de şu anda. Eşi onu bekliyor. Doğru. Eşi olacak kişi. Doğru efendim. Hanımefendi de eşini bekliyor. İnşallah efendim. Peki. Evet. Hayırlı izdivaç diliyoruz efendim size de. Hayırlı günler diliyoruz. Hocam, hicretten bahsediyorduk az önce. Doğru. Ensardan, muhacirden bahsettik. Hicrette fedakarlığı unutulmayan gençler var. Ya, üç genç. Onları bize anlatır mısınız? Bir, Hazreti Ali Efendimiz. Yani ne demek? Peygamberimiz Ali şu yat benim yatağıma gir diyor. Giriyor. Şu emanetleri de sahiplerine birer birer teslim et ve ondan sonra sen de Mekke'den çık, yani hicret ederek Medine'ye gel. Yani hakikaten ne fedakarlık, aynen bunları yapıyor. 3 gün sonra Kuba'da Efendimiz'e kavuşuyor ama ayakları böyle yarılmış, yaralanmış, kan revan içinde. Nerede ayrıldılar, şimdi nerede sarmaş dolaş oluyorlar. Hmm. Müthiş bir fedakarlık tabii. İkinci fedakarlık kimin? Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in oğlu Hazreti Abdullah. Gündüz Mekke'de o müşriklerin arasında, onlar şüphelenmesin diye onların arasında bulunuyor. Geceleyin Sevir mağarasına çıkıyor. Müşrikler ne düşünüyorlar, ne yapıyorlar? Onu götürüyor, o haberi götürüyor. İstihbarat ne kadar önemli. İşte Hazreti Abdullah'ın yaptığı fedakarlık da bu bakımdan. Gündüz halkın arasında bulun, gece Sevir mağarasına bilgi götür. Üçüncü yiğitlik, fedakarlık da
Hazreti Ebu Bekir Efendimizin kızı Hazreti Ayşe annemizin ablası Hazreti Esma. Hazreti Esma yemek yapıyor ve o yemekleri Sevir mağarasına götürüyor. Ya normal olarak çıkmak kolay değil. O yemeklerle nasıl çıkıyor? Ne fedakarlık. Elbet bu da unutulmaz. Ve tam Mekke'den ayrılacakları sırada su kabını, yemek kabını deveye bağlayacak ama bağlayacak bir şey yok. Yani bir ip falan yok. Nihayet kuşağını ikiye bölüyor. Yarısını birine, yarısını birine bağlıyor. Çift kuşaklı Esma, Zatun Nitakayn, o da onun lakabı haline geliyor. Yani yiğitliği unutulmayacak, fedakarlığı unutulmayacak üç genç bunlardır efendim. Peki hocam, günümüze dönüp baktığımız zaman bu hicret tablosundan günümüzde de milletiler var mıdır? Elbette efendim, yani rol model bu. Rabbimiz لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ andolsun ki Allah'ın hoşnutluğunu, ebediyet yurdunun mutluluğunu arzu edenler için Allah'ın elçisinde sizin için örnekler vardır. Sahabe-i kiramın bu fedakarlıklarında sizin için örnekler vardır. Onların bu fedakarlığı, bu ihlası dolayısıyla Allah Kur'an'ında övüyor. Hı hı. Cennet ucuz değil. İşte bize de bunlar model olarak gösteriliyor. Hı hı. Evet efendim. Peki hocam, o zaman ahiliyi sorayım ben size. Ahilik ne demektir? Zorlanmış. İsterseniz bu hicreti tamamlayalım. Tamam. Hicretle bir kaçırdığım devam bir şey edelim varsa de. Özür dilerim hocam. Tamam. Yani hicret yolculuğu var efendim, bakın. Tamam, buyurun. Hicretin yolculuğunu bir. Şimdi yolda gidiyorlar. İşte bu eşkıyadan, takip edenlerden Süraka. Süraka Efendimiz'e yaklaşıyor. Sevgili Peygamberimiz Allahümme esri'hu. Ya Rabbi düşür bu adamı. Ve at kapaklanıyor. Süraka'nın bindiği at. O Süraka hayret içinde, hiç olmuş bir şey değil. Tekrar bir kalkıyor, ata biniyor, yine bir hamle yapıyor, bir daha kapaklanıyor, kendi kumlara yuvarlanıyor. Üçüncü defa böyle olunca, ha bu sıradan bir olay değil. Bu değişik bir şey, bu zatı Allah koruyor. Diyor ki, ne olur, benden size zarar gelmeyecek, ben söz veriyorum. Ama sizden de bana zarar gelmesin. Sizin ashabınız bana rastlayabilir. Bana bir yazı verin de, bir emanname verin de ben o yazıyı onlara göstereyim. Onlar bana zarar vermesinler. Ona bir yazı verilir. Yani Süraka'ya ashabımdan kim rastlarsa zarar vermesin. Bu da Peygamberimizin mucizesine bakın. Bir gün olacak Süraka'nın kollarında Kisra'nın saltanat bilezikleri görülecek. O zaman iki süper devlet var. Bizans İmparatorluğu, Sasani İmparatorluğu. Sasani İmparatorluğu'nun imparatoruna Kisra denilir. Demek orada fütuhat olacak ve Kisra'nın makamına oturunca kollarına taktığı kalın altın bilezikler, işte ganimetler dağıtılırken Süraka'da Müslüman olacak ve o altın bilezikler Süraka'nın kollarında görülecek. Bir gün oluyor, aynen bu mucize yaşanıyor. Hı hı. Hocam, şimdi evet efendim. Devam ederiz ama izleyicilerimiz bekliyor hattımızda. Peki. Sözünüzü balla kesiyorum. Peki efendim. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. İyi günleriniz olsun hocama da, sana da. Hepiniz iyi günler olsun. Allah razı olsun. Amin. Ben anlatayım mı derdimi? Buyurun efendim, dinliyoruz. Şimdi benim adam, ben 60 seneye yakın evliyim. Şimdi ben çok hastalandım, çok çalışıyordum. Şimdi belimden ameliyat oldum, bacaklarım tutmuyor, şekerim tutmuyor, çok hastayım. Bir bardak suyum, belimi bir şey koymadan yiyemiyordum, yemeğimi yiyemiyorum, getirip götürüp birer bardak. Şimdi bu adam bana yapmadığını koymuyor. Şimdi bu çalışan dinliyor mu?
Bana bir daire verdi. Hiçbir şeyimiz yok. 5 katlı daire yaptık. Köye yaptık. Çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Bahsettiğiniz eşiniz sanıyorum değil mi? Siz o kadar çalıştınız. Şu anda evet. Rahatsızsınız. Ondan yardım istiyorsunuz evdeki durumda yardım, ama destek göremiyorsunuz. Yardım, bak, yardım de bir daire verdi. Evleri yaparken bir daire verdi bana bir kapağı. Şimdi o parası benim bir zaman vermedi. Geçen sene dediler ki bir daireyi dediler. Ben hastayım. Ameliyat oldum. Şimdi dairenin parasını alıyorum. Bir milyara yakın para alıyorum. 1 milyar. Şimdi diyor ki bu para diyor haram olsun Sadi. Ben bir kilo yük kaldıramayayım. Temelli yatağım yatıyor. Sen diyor bu para haram olsun. Kendi 3 milyara yakın evlerden para alıyor. Kendi demekli. Bana hiç vermiyor. O benim 1 milyar paramı o getirtiyorum. Birer kilo yiyecek eve. O getirmiyor. Kendinin şeyini getiriyor. Ev bütün evin eksiğini bana bırakıyor. Ondan sonra diyor ki sen diyor bu param kendim benim getiriyorum benim malımda. Kendi getirdiğim ve elin getirdiklerimi bile yiyor, yapıyor. Diyor ki haram olsun diyor. Sen diyor o para benim diyor zaten diyor. Teyzeciğim bir şey soracağım. Notelden de senet yaptık. 26 sene oldu. Bağ verelim notelden senet yapalım. Teyzeciğim bir elin şey sorabilir miyim size? Elin bilemiyordum o zaman. Alo. Kapım akıyor orada. Alo. Duyabiliyor musunuz beni? Siz 60 yıllık evliyim dediniz değil mi az önce? Evet, evet. Hala evlisiniz yani. 60 yıllık evli olduğunuz eşiniz size... Şimdi hasta oldum değil. Sen bir eski bağdıyı büşürüp süpürüdük ya. Ben kendi çayımı içemiyorum, yemeğimi yiyemiyorum. Oradan onun işte veriyor 1 milyon bağ verdiği dairelerden 1 milyon para alıyorum 1 milyar. Şimdi 1 milyar oldu 400-300. Diyor ki o parası haram olsun diyor. Oradan peki. Kendinin de var 3-4 binden para alıyor. 1 milyara diyor ki senin benim getirdiğimi bulup yiyeceğim diyor. O bu para da benim diyor. Eve de bir şey almıyoruz. Getirir saklar vermez. Peki soralım ondan hocamıza. Hocamıza soralım. Bakalım hocamız ne diyecek bu konuyla ilgili. Hocam. Daha derdim çok biraz daha anlatayım. Onu söyle de. Şimdi haram olsun diyor o para diyor benim param diyor. Ben verdiği daire buradan yemeyeceğim. Efendim gel onu haram. Dert etmeyin. O haram olsun dese de haram değildir. Çünkü sizin nafakanızın temin etmek mecburiyetindedir o. O haram olsun dese de haram olmaz. Siz onu dert etmeyin. Siz müsterih olun. Siz bir bu yaşta daha çok sevgi ve saygıya ihtiyaç vardır. Yani eşiniz nasılsa artık yaşlandı herhalde. Yanlış hareket ediyor. Bakın sizin desteğe ihtiyacınızın olduğu, yardıma ihtiyacınız olduğu zaman sizin gönlünüzü kıracak bu sözlerde bulunuyor. Onu dert etmeyin. Sizin... Hocam daha bana neler söyle affedersin. Şimdi ben hiçbir şey getirip iş yapamıyorum. Yemeğini büküdüm sandalyeye oturuyorum. Ondan sonra şey benim diyor bütün diyor veriyor karşıya küfür babama küfür ediyor kendime karış veriyor. Sen de benim haram paramı yiyorsun diyor. Teyzeciğim yaşlarınız kaç sizin? Cenneti bile vardı. Haram olsun diyor babama anama kendime her gün küfür ediyor. Ben dayanamıyorum artık ondan sonra. Polise gidersen diyor anam ne falan olsun seni öldürürüm diyor. Yaşınızı sorabilir miyim eşinize ve sizin? Ağlıyor oturuyorum da iyice çıldırmaya döndüm. Ben nereye gideyim hocam kurban olayım ben kuru yere taş yattım daha ben üstümü eliralık çarmaşır giymedim üstüme yamalık çocuklarınız, yamayayım. Teyzeciğim çocuklarınız var mı? Altın dedim onu da söyleyeyim altınlarımı aldı keserim seni diyerek ev yaptık. Ben altın yemedim içmedim 50 kuruş 25 kuruş o zamanlar. Teyzeciğim beni duyabiliyor musunuz? Altınlarımı da aldım eve verdi. Ondan da ev yaptık. Şimdi verdiği dairelerin parası da diyor ki benim diyor. Kendini saklıyor. Getiriyor tebel. Ben peki. Ele getiriyorum. Peki teyzeciğim. Bir kilo yuka getiremiyorum. Teyzeciğim teşekkür ediyoruz. Özür dileyerek reklamlara gitmek zorundayız. Reklamlar ardından burada olacağız efendim ayrılmayın. Devam ediyoruz efendim programımıza. Hocam az önce bir teyzemiz vardı. Kesmek zorunda kaldık ama cevabınızı hemen alayım. Özellikle yaşlılıkta insanlar birbirine eşler yani, nasıl davranmalı? Bakın. Sevgili Peygamberimiz inne min iclalillahi teala şu üç kişiye saygı Allah'a saygıdan gelir. Yaşlı Müslümana saygı, din alimine saygı, adaletli devlet büyüğüne saygı. Sonra Efendimiz Allah yetmişlikleri sever, seksenliklerden haya eder. Mekke fethi günü Peygamberimiz Kabe'nin önünde oturuyor.
gelenlerin biatını kabul ediyor. Hazreti Ebubekir Efendimiz ihtiyar babası Ebu Kuhafe'yi getirmiş. Adam zor yürüyor. Saçında bir siyah tel kalmamış. Yani Peygamber Efendimiz Ebu Kuhafe'nin kendisine doğru geldiğini görünce hemen ayağa fırlıyor. Ella terekte şeyha fi beytihi ya Ebu Bekir. Ebu Bekir, bu ihtiyara niye zahmet ettin? Bu evinde dursaydı ben onun ayağına varırdım, onun biatını kabul ederdim. Vay, Efendimizin saygısına bakın. Yaşlıdır diye. Hazreti Ebu Bekir'in saygısına bakın. Hayır ya Resulallah, bunun sizin ayağınıza gelmesi daha münasiptir dediğini görüyoruz. Yani buradaki muhterem annemiz biraz dolmuş vaziyette. Ama eşi de bakın birbirlerine daha çok ihtiyaç olduğu günlerdir. Birbirlerini hoşgörüyle karşılamalarına çok ihtiyaç vardır. Hı hı. Evet, onu tavsiye ederim. Yani Allah Resulü'nün hayatından da bu tabloları arz ettim. Hı hı. Birbirlerinin gönlünü kırmaya değil, gönlünü almaya ihtiyaç vardır. Bu param sana haram olsun demesinin de bir kıymet-i harbiyesi yoktur. Çünkü o hanımın nafakasını temin etmek mecburiyetindedir. Hı hı. Hanımefendi sağlığında, gençliğinde çok çalışmış ama tabii. Dışarıda çalışmasa bile, evdeki düzeni sağlaması bile hanımefendinin eşinin kazandığı paradan nafakasını hak sahibi... Hanımın nafakasını temin etmek mecburiyetindedir. Peki, teşekkür evet. ediyoruz. İzleyicilerimize cevap verelim. Alo. Alo. İyi günler. Teşekkür ediyoruz. Size de iyi günler. Buyurun efendim. Ayşe Hanım, hoş geldiniz. Efendim ben. Ayşe Hanım sesini kapat. Buyurun, sizi dinliyoruz efendim. Duyabiliyor musunuz ben, bizi? Ben iyi günler hocama diyorum. Allah razı olsun hocamdan. Sağ olun efendim cümlemizden. Buyurun efendim. Hocam Allah razı olsun sizden. Ben biraz heyecanlıyım da. Evet. Hocam benim rahatsız kızım var. 3 tane çocuklarım var. Geçmiş. Benim bir rahatsız kızım var. Yani yürümeyen bir kızım var. Ben yeminliyim. Onun bakım ücreti devletten alıyorum. Eve yani kredi çektim, eve veriyorum. Bu bir günahı var mı bana? Efendim bakın bu olayda bir kere devletimize dua edelim. Allah devletimize zeval vermesin. Ha. Ne güzel. Yani siz o engelli kızınıza bakıyorsunuz diye size ayrıca bir ücret veriyor. Siz bakmasanız devletimiz onu bir yerlere götürse daha pahalıya mal edecek ve bu kadar da olmayacak. Yani kişiyi kendi ortamında rehabilite etmek çok daha iyidir. Devletimiz böyle düşünüyor. Kendi annesi kendi kızına baksın diyor. O size temliken veriyor devletimiz onu. Siz kıza aynı zamanda hem bakıyorsunuz hem de o para sizindir. Dilediğiniz gibi harcayabilirsiniz efendim. Hocam ben sadece evin kredisini yatırıyorum. Ev aldım, yeminliydim. Ev aldım, evin kredisini yatırıyorum. Olsun, iyi diyorsun. Doğrudur. Tekrar ondan da sevap kazanıyor. Tabii. Allah razı olsun. Sağ hocam. Ol. Benim bir sorum daha buyurun. Soracaktım hocam. Onu dinleyelim. Benim eşim, ben 26 senelik evliyim. Eşim devamlı beni imam, yani 20 seneden beri çok karılardan, kızlardan çok tahammülliydim. Çok sabır ettim, sabırlıyım. Ama benim eşim 20 seneden beri, şimdi burada 4-5 seneden beri hep karılarla gidip oturup bakıyor affedersen. Beni her yerde kötülüyor. Yani ben bu adama ne yapayım? Her zaman imam nikahıyla boşatıyor, resmi nikah istiyor. Ben de resmi nikahıyla boşanmak istemiyorum. Benim ayrıyeten de hocam, tiroid kanseri olan, hasta olan kızım bir tane daha 18 yaşında var. Cerrahpaşa'da tedavi görüyor. Yani bu adam çok ilgisiz. Ne bana bakıyor yani üstten tut, baştan tut. Yani çocukların üstünün başından tut. Adam hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Günlük 20 milyon para veriyor bize. Böyle bazen ihtiyacımızı görüyor, bazen görmüyor. Ama karılarla çok yani ilgileniyor. Karılara çok kıymet veriyor. Dışarı çok kıymet veriyor. Öyle bir anne babası da var ki, anne babası da demiyor ki, oğlum sen günlük 20 milyon veriyorsun. Yani bu çoluk çocuğuna bakmak zorundasın. Anne diyor ki, anne babası hayladan diyor ki, devletten para alıyor. O ev senin de hakkın. Kendi oğluna böyle diyor.
Yani benim ne yapmam gerekiyor? Bu adam devamlı bırakıp gidiyor. Benim de daha artık tahammülüm kalmadı. Ben bu çocuklara bakarken ne sevgi, ne şefkat, ne bir şey, yani adama o kadar ilgi gösteriyorum. Peki. Adam hiçbir şey yani görmüyorum adamdan. Peki, soralım hemen hocamıza. Hocam, 26 yıllık evli hanımefendi, ya. Eşi başka hanımlarla ilgileniyormuş. Sürekli ağzında da boşanma, talak sürekli varmış. Talak verdim, boşadım demiyor da. Boşayacağım filan tehdit ediyor hanımefendi. Soralım. Ve sen resmi nikahını bana ver, ben rahat hareket edeyim. Yani hanımefendiyi daha da sıkıntıdan sıkıntıya. Şimdi işin içinde devlet gücü var. O devlet gücü de ortalıktan bir çıksın, ben büsbütün rahat hareket edeyim gibi düşünüyor. Hanımefendi elbette bu nikahını vermeyecek. Tabii boşanmaya gelmeyecek. Ne diyeyim yani, Cenab-ı Hak hanımefendiye herhal bunun imtihanı da böyle sabredecek. Hadi boşansa durum bundan daha iyi olmayacak. Yeni bir dünya herhalde kuramayacak. Yani bu adamı Rabbimiz ıslah etsin. İnsaf ve vicdan, merhamet duygusu versin. Yani bakın, eşine karşı, çocuklarına karşı sorumluluğu var. Hiç sorumluluk duygusu yok. Rahat günümü gün edeyim, haram helal dinlemeden yaşayayım diyor. Ama bu yol çıkmaz sokak. Ve kul i'melu feseyerallahu amelekum ve rasuluhu vel mu'minun. Ey peygamberim, de ki dilediğinizi yapın. Ama Allah görüyor, peygamberi görecek. Allah kullarını da haberdar edecek. Yaptığınız yanınıza kalmayacak. Kimsenin yaptığı yanına kalmaz. Ama dünyada, ama ebedi hayatta onun karşılığını görür. Zulmüle abad olan kahrile berbat olur. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Vakti sehere çıkmazsa bahara kalmaz. Hanımefendiye herhalde benim imtihanım budur. Cenneti bu adama sabretmekle kazanacaktır bu kardeşimiz. Peki bir de eşinin ailesi de şey dermiş. Devletten aldığı parayla bu evi alıyor. Onda senin de hakkın var oğlum dermiş. Evet. Şimdi burada nasıl bir öneride bulunabilirsiniz? Tabii. O yanlış içinde yanlış efendim. Yani o belki de en çok o rahatsız olan çocuğun hakkı var. Evet, doğru. Böyle bir şeyin de üzerine bilemiyorum. Peki hocam, az önce hicret üzerine konuşuyorduk. Doğru. Sözünüzü efendim. Balla kesmiştik. Buyurun hocam. Hicret yolculuğu devam ediyor. Hocam bir şey daha sorabilir miyim? Buyurun. Ya şimdi benim bu adam her zaman talak okuyor. Ben cami hocalarına gittim. Cami hocalar fetva vermedi. İmece'ye gittim. Müftülüğe gittik. Kendim gittim. Dedi ki o gelsin tövbe etsin dedi. Ama adam tövbe bir şey anlamıyor. Tövbeden anlamıyor. Müftülüğe de gelmiyor. Annesi babası diyor ki müftü biziz, hoca biziz. Adam her zaman bırakıyor küfürle. Ben de artık da tahammül edemiyorum. Karşılık veriyorum küfürle. Yani o nasıl bana küfür ediyor? Ben de karşılık veriyorum. Tahammülüm yok artık daha. Adam evi geçenlerde 20 gün, 25 gün evi bıraktı gitti. Kadınlar onu dışarı attı, geldi arabaların içinde yattı. Şimdi ben onu yine içeri aldım merhametimden. Yine çamaşırların üstünü başını ütülüyorum, yıkıyorum. Şimdi dün akşam geldi, yine ben gidiyorum. Çocuğum rahatsız, Derepaşa tedaviye götürüyorum. Adam hiç ilgilenmiyor. Peki, bunu da soralım hocamıza. Teşekkür ederim size. Hayırlı günler. Teşekkürler, çok sağ olun, iyi günler. Benim ne yapmam gerekiyor? Tamam, soralım hemen hocamıza. Hocam sürekli talak da getiriyormuş beyefendi. Talak. Evet. Talakta da bulunuyormuş. Öyle mi? Tabii. Yani sürekli bana bunu söylüyor diyor. Evi terk ediyor, 20-25 günde gelmiyor diyor. Sonra geliyor, hadi yine acıyorum diyor. Üstünü başını yıkıyorum, temizliyorum, ediyorum diyor. Yani efendim şimdi Ayşe Hanım, bu talakla ilgili durumu, o adam da huzurda olup da hangi kelimeyi kullandı, nasıl söyledi, onu bilmeden burada gıyaben hüküm vermemiz doğru değil. Zaten bak, kendileri nitekim müftülüğe gitmişler. Doğru yolda odur. Çünkü Müftü Bey onu huzuruna alacak, tarafları dinleyecek, hangi cümle nasıl kullandı. Yani kelimenin kullanılışına göre bu iş değişir. Peki. Ona göre hüküm verilir. Peki evet, hocam. Efendim. O zaman diğer telefonumuzdayız. Alo.
Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. İyi günler Ayşe Hanım. Teşekkür ediyoruz, size de hayırlı günler. Çankırı'ya selamlar, saygılar. Buyurun. Size de, bizden de size selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Buyurun ben efendim. Eşimle adım arıyorum. Eşim konuşamıyor, utanıyor ben. Tamam. Hocamıza bir sorumuz var. Ellerinden öpüyoruz. Saygılar, sevgiler sunuyor kendisine. Allah razı olsun. Sorumuz şuydu Ayşe Hanım. Ben doğduktan sonra babam benim oğlum olursa bir kurban keseceğim demiş. Evet. Adak adamız. Ben büyüdüm. 40 yaşına girdim. Babam 65 yaşına girdi. Hala ne kurban var ne adak var. Ben kendi şahsıma ben yeni evlendim. 2 sene oldu. İşim gücüm az gitmiyor. Bu konuyla alakalı hocamızdan bilgi alacaktım. Peki. Soralım. Hocam. Beyefendi. Tamam. Babası oğlum olduğunda adak adamış, oğlum olduğunda kurban keseceğim demiş. Ama 32 yaşındayım, hala kesilen bir adak kurban yok. Benim de 2 yıllık evliyim, son zamanlarda işim gücüm rast gitmiyor. Bundan olabilir mi der ve ne yapabiliriz diye sorar. Babası hayatta mı acaba? Babanız hayatta mı? Hayatta hocam. Peki. Evet. Madem babası bu görevi yapmadı, eğer gücü yetiyorsa kendi yapar. Babasının da gücü yetmiyorsa... gücü yeteceği zaman o görevi yerine getirir. Yani bizim işimiz rast gitmiyor, huzurumuz yok. Bunu da ona bağlamanın yeri yok. Gerçi aklıma şu geliyor. Beni İsrail'de bir bunalım oluyor. Bunalımdan çıkmak, kurtulabilmek için kurban kesmeleri tavsiye ediliyor. Onun gibi eğer kesebiliyorsa kendi keser. Babasının gücü yetiyorsa baba, çünkü Allah'a verilen bir sözdür. Böyle bir vacip görev yoktu ama kendisi öyle dedi. Bunu vacip bir kulluk görevi haline getirdi. Babasının gücü yetiyorsa babası keser. Babasının gücü yetmiyor da kendi kesmek istiyorsa kendi keser. Yahut ikisinin de gücü yetmiyorsa durumumuz müsait olunca ileride keseceğiz diye planlarlar bunu. Peki. Teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Diğer telefondayız. Alo. 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 Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin, iyi günler hocam. Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz. Bir sorum borsa ile ilgili olacaktı. Yani borsada hisse kağıdı alıp satmak haram mıdır, değil midir hocam, onu soracaktım. Efendim, yani o borsadaki alıp satmak istediğimiz senet, İştigal sahası meşru mu değil mi, helal mı değil mi, ona göre bu durum değişir. Helalsa âlâ, helal değilse doğru değildir. Tamam hocam. Bir sorum evet. Daha var, onu da sorabilir miyim? Buyurun efendim. Bu maaş aldığında banka promosyonları veriyorlar. Hani bunun ilgili, bu para haram mı? Mesela kurumdan maaş alıyorsun, banka bize 3 yıllık 3 bin lira bir para veriyor. Bunu kullanmak, yani onunla da tereddütlerimiz var hocam. Efendim, o bankanın verdiği promosyona haram demek mümkün değil. Ama şayet içimize sinmiyorsa bir hayra veririz. Kullanabiliriz de. Bizim ihtiyacımız varsa biz de kullanabiliriz. Ama bir şüphem geliyor, içime sinmiyor. O zaman bir hayra veririz. Ama haram demek de mümkün değildir. Evet. Peki. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Hocam. Evet. Sözünüzü kestiğimiz yerden. Tamam efendim. Buyurun lütfen. Efendim, yolculuk devam ediyor. Mekke'den Medine'ye doğru. Ateş yağıyor, alev yükseliyor. 8 günlük bir yolculuk. Ümmü Mabet diye bir kadının çadırına uğruyorlar. Hanımefendi, yiyecek, içecek bir şeylerin var mı? Satın alalım. Canım feda, ay yüzlü, şeker sözlü insanlar. Ben sıradan insanlara cömertliğiyle tanınan bir kadınım. Ama olacak ya, bugün de size verebileceğim hiçbir şey yok evde. Orada bir koyun yatıyor. Sen müsaade eder misin, ondan süt alalım. O koyun süt vermez. Hem topal hem de otlamaya da gidemiyor. Kısır, süt vermez o. Sen onu bırak. Sen izin verirsen ondan süt alalım, bir kap getir bize, bir kap getiriyor, verirse buyurun alın.
Efendimiz Bismillah diye hayvanın göğsüne dokununca çeşme haline geliyor. O kap doluyor. Başka kaplar var mı hanımefendi? Onlara da getir. Onları da getiriyor. Ama evde nefis bir koku. Kaplar sütle dolu. Kadın hayretler içerisinde, böyle kısır koyun süt verir miymiş? Akşama doğru kocası geliyor. Aman efendi, bizim eve güzel yüzlü adamlar geldi. Şu evdeki nefis kokuya bak. Şu kapların sütle dolu oluşuna bak. Bizim sakat koyundan süt aldılar. Kendiler içtiler. Kaplar hala dolu. Kadın, eyvah. Bizim eve Hazreti Muhammed gelmiş. Ben yetişseydim ona iman ederdim diyor. Yolculuk devam ediyor. Ve Büreyde diye biri, o da aynen Süraka gibi öldürmeye varanlardan. Hazreti Ebubekir yine endişeleniyor. Eyvah geliyor. Peygamberimizde hiç panik yok. Adam öldürmeye geliyor. Efendimiz adın ne diye soruyor. Adım Büreyde diyor. Büreyde serinlemek demektir. Ebubekir, işlerimiz serinledi. Şerre, uğursuzluğa yorum yok da uğura yorum var. Büreyde serinleme kelimesinden işlerimiz serinledi Ebubekir. Hangi kabiledensin? Eslem kabilesinden. Ebubekir, işlerimiz selamete erdi. Adamı tevhide davet ediyor Efendimiz. Halbuki adam öldürmeye geliyor. Aman ya Rabbi, bu nasıl iş yani? Manyetik alanın etkisine girmiş gibi öldürmeye gelen adam, peki diyor, tevhidi kabul ediyor. Sancaktarınız yokmuş, ben de sancaktarınız olayım diyor. Başındaki sarığı sopasının ucuna takıp öne düşüyor. Ben de sancaktarınız olayım diyor. Bu zatın kabri nerede şimdi biliyor musunuz? Türkmenistan'ın baş şehri Aşkabat'a 300 kilometre mesafedeki Meriv şehrindedir. Ya Rabbi, bu nasıl iş? Öyle bir imanla, öyle bir aşk hücrelerine işlemiş adeta. Yani Allah Resulü'nden aldığını ta Türkmenistan'a götürüyor. Vehip bin Köpşe Pekin'e gidiyor. Yani Hala Sultan Kıbrıs'a gidiyor. Ebu Eyyub'ul Ensari Hazretleri İstanbul'umuza geliyor. Onlar böyle bir aşkla dolmuşlar. Allah Resulü'nden aldıkları emaneti ta uzaklara götürmüşler. Biz Ayşe Hanım, biz evimizde çocuğumuza iletsek, bizim atalarımız da böyle boş durmadılar. Üzerinde güneş batmayan yerlerin taşına, toprağına, ben Balkanlara filan gidince görüyorum, ecdadımızın izlerini görüyorum. Mabetler hala ayakta. Ecdadımızın izleri, mühürleri orada duruyor. Aynı ecdadın torunları olan bizler, bari evimizde, bari mahallemizde, bari akrabamıza Allah Resulü'nden aldığımız mesajı iletmeli değil miyiz? İşte bu bize, bu niye anlatıp duruyoruz? Hikaye olsun diye değil. Alacağımız ders var, mesaj var da ondan dolayı. Hı hı. Hocam, izleyicimiz hattımızda. Tabii efendim. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. İyi günler, hoş bulduk. Teşekkürler, size de iyi günler. Benim sorum vardı hocamıza. Buyurun efendim. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam efendim. Hocam, ben 20 yıllık evliyim. Onda çocuğumuz olmadı bizim, 20 yıldır da çekiyorum. Yani oluyor ama alıyorlar. Gelişmiyor. Benim kaymağım ile bir sene beraber oturmuştum. O sırada biz ayrıldık. Kaymağımdan habersiz. İşte ev tut değişim. Yani dövüşüp çekişmeyelim, güzelce ayrılalım diye. Kaymağım da biraz ters biriydi. Habersiz ayrıldık. Yani eşyayı aldık, elimizi aldık, gittik. O sırada kaybabam bana beddua etmiş. İşte Allah çocuk nasip etmesin diye. Ama biz yüzüne gelmeyelim, hani dövüşmeyelim, kötü olmayalım diye. Eşim habersiz ayrıldı, gitti. Ama bu laf hep geliyor, gidiyor, beni buluyor. Akrabalarım, eşim, dostum duymuş. Onların yanında da demiş, onlar da söylüyor. Bu benim kafamı karıştırıyor. Yani kafama takılıyor. Acaba bedduası tutmuş mudur diye. Bedduası neydi? Tekrar eder misiniz o? Yani Allah çocuk nasip etmesin kucaklarına demiş eşimle bana. Siz oradan habersiz ayrıldınız diye. Daha önce birlikte oturuyordunuz kayınvalidenizle.
kayıp ederinizi? Kayınbabam yani bize eziyet ediyordu. Aileme falan yollamıyordu. Dövüşüyordu. Eşim de korktuğu için hani saygısızlık yapmıyordu. Hiçbir zaman izine gelmedik. Eşim de ben de. Ama habersiz aldık eşyamızı gittiğimiz için gelince üzülüyor. Üzülünce işte beddua ediyor. Bunu akrabam gelmişti yakın bir zamanda annemlere. Çocuktan bahsedilince dedi ki işte kayınbaban size beddua etti. Yani o tuttu gibi konuşuyorlar. Babanın da bedduası tutar diyorlar yani. Benim de kafama takılıyor. Çok peki üzülüyorum. Şu anda ilişkiniz nasıldır kayınbabanızla? Ya gidiyorum geliyorum. Ben her zaman saygısızlık etmedim. Saygıda hiçbir zaman kusur etmedim. Pişman mı sözlerinde? Bir sordum, danıştım. Yani böyle böyle demişsiniz doğru mu diye. O da o nasıl laf yapsa öyle bir şey demedim demem de diyor. Yani hep inkar gelir zaten dese bile. Beni çocuğum öyle bir şey der miyim dedi. Bu kadar yani. Yok şimdi. Ama benim ne yapmam gerekiyor? Gidip konuşayım diyorum. Hani helalleşeyim. Helalliğini alayım diyorum. Şimdi kayınpederiyle. Kayınpederiyle görüşüyorlar. Görüşüyorum. Saygıda kusur etmiyorum diyor. Arada. Beyefendi de inkar ediyormuş. Ben böyle bir şey söylemedim. Zaten beyefendi akrabalardan duymuş bu sözü. Olsun. Bedduayı. Şimdi o anlatılan tabloya göre o kayınpeder beddua etti. Ondan dolayı da hanımefendi bu sıkıntıya maruz kaldı demek mümkün değildir. Çünkü hanımefendi ayrılmıştır. Görüyor ki orada bazı sıkıntılar oluyor. Yine saygıda da kusur etmiyor. Mecbur da değil. Ömür boyu onunla da beraber olmaya. O yüzden gel müsterih olsun hanım kardeşimiz. Müsterih olsun. Yeniden evlat sahibi olma imkanını araştırma fırsatı varsa onu araştırsın. Üstelik kayınpederi de zaten evet ben beddua ettim de demiyor. İlla beddua ettin de ondan dolayı böyle oldu demenin yeri yoktur. Saygıda da yine kusur edilmemeli. Bazen insanlar söylediklerini sinirle söylediklerini hatırlamazlar ya hocam. Diyelim doğru. Ki kayınbabası bir hanımefendiyle doğru. Böyle bir şey yapmış olsun. Evet. Ama hatırlamıyor. Şu anda tövbe etse. Bitti mesele yok tabii. Yani tövbede de dua geri dönüyor mu? Elbette. Siliniyor mu? Zaten şimdi kayınpederi mağdur mazlum mevkiinde değil ki. Haksızlığa maruz kalmış durumda değil ki. Onun bedduası tutacak diye. Ya hocam zaten lafı kestim de çok eziyet eden bir insandı. Yani hoşgörülü bir insan değil zaten. Kayınvalide bile döven bir insan bu yaş açığı. Asıl mağdur durumda olan hanımefendi. Yani. O yüzden hocam, gelin aklımızdan yüzden bu kompleksten kendimizi kurtaralım. Evet, yani, çok takıyorum. Hayır. Ondan kendimizi kurtaralım. Rabbimizin hazinesi geniştir. Lütfu boldur. Ondan onu dileyelim. Peki, peki o zaman biz de tüm izleyenlerimiz de biliyorum şu anda aynı şeyi içlerinden geçiriyor. Hepimiz yürekten size hayırlı sağlıklı evlatlar diliyoruz. İnşallah. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Hocam reklamlar. Peki. Reklamların ardından buradayız, ayrılmayın lütfen. Devam ediyoruz efendim. Hicreti konuşuyoruz hocamızla bugün. Hicret esnasında Peygamber Efendimiz'in Kuba'da karşılanışını anlatıyordunuz. Sözünüzü... Efendim yani... Suriye'den gelen kişilerden bembeyaz elbiseler almışlar. Güneşin altında bembeyaz elbiselerle Kuba, Medine'nin 5 kilometre hemen kenarında olan bir yerleşim birimi. Oradaki Müslümanlar her gün kuşluk vaktine kadar bekliyorlar Peygamberimize. Artık sıcak bastırdı gelmez diye evlerine çekiliyorlar. Yine böyle evlerine gittikleri sırada bir Yahudi de evinin damına çıkmış, vadide otlayan koyunlarını araştırıyor. O sırada güneşin altında bembeyaz elbiselerle Efendimiz ve Hazreti Ebubekir'in süliyetini görünce refleks olarak patlıyor adam. Ey Müslümanlar, sahibi devletiniz geliyor. Bunun üzerine bütün Müslümanlar dışarı karşılıyorlar. Bize buyurun ya Resulullah, bize buyurun. Hemen ilk oturduğu yerde Hazreti Ebubekir cübbesini Peygamberimizin üzerine tutuyor. Peygamberimizin terini siliyor. Oradaki insanlar heyecanla Efendimiz'i görmek istiyorlar. Hulasa 14 gün Efendimiz orada kalıverdi. 14 gün Kuba'da kalıverdi ve bir cami yapıldı. Bunu
anlatan ayet-i kerime. Lemescidün üst üste alet takva min evveli yevmin. İslam'ın ilk gününde temeli takva üzerine kurulan cami ki orada namaz kılman senin için çok hayırlıdır. Ve orada temizliğe itina gösteren kişiler vardır. Allah titizlikle temizliğe riayet edenleri sever. Ve Medine'nin sabrı kalmamış. Bize buyurun ya Resulallah, bize buyurun ya Resulallah diyorlar. Ve bir cuma günü ben Kuba ile Medine arasında Beni Salim yurdunda ilk cuma namazını kıldırıyor Efendimiz. Elhamdülillah diyerek hutbe okuyor. İki devrin arası ayrılıyor. İki devir hangisi? Şimdi bugüne kadar infiradi idi, bireysel idi. Birer birer insanlar İslam'a giriyor. Bundan sonra biner biner girecekler. İslam ufuklar, cihan ufuklarını İslam nuru aydınlatacak. Ve orada ilk cuma namazı, ilk hutbe irade ediyor sevgili Peygamberimiz. Medineli gençler, tahammülleri kalın, bize buyurun ya Resulallah. Efendimizin devesinin önüne geçiyorlar. 20 delikanlı hizmetinizde olacak. Evimiz pek müsait ya Resulallah. Lütfen buyurun. Hallu sevileha. Hayvanın yolunu açın. O gideceği yeri bilir. Allah Allah. Kimseyi kimseye tercih etmeyecek. Demek deve nereye giderse oraya gidecek. Öyleyse evlerimizin önüne su koyalım, yonca koyalım diye düşünüyorlar. İstanbul'umuza şeref veren Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin evinin önünde de bir geniş arazi var. Efendimizin devesi orada dönüyor, dönüyor, acayip feryatlar çıkararak çöküyor. Efendimiz buyuruyor ki, biiznillah bizim menzilimiz bura olacaktır. Bu arsa kimin? Sahiplerini bulun, satın alalım, buraya cami yaptıracağız. İki yetime ait o arsada, Sehil ve Süheyl. Bu talep onlara iletilince onlar da diyor ki, madem bu şeref bize nasip oldu, biz satmayız, parasız veririz. Efendimiz, hayır, hem parasını alın hem de niyetinizin mükafatını alın. Kim ödüyor o parayı o gençlere? Hazreti Ebu Bekir ödüyor. Hazreti Ebu Bekir ne mübarek insan. Bakın orada şimdi halen muhteşem Mescid-ün Nebevi vardır. Hazreti Ebu Bekir'in akarı hala devam ediyor. Bir gün soruyor Efendimiz'e, ya Resulallah cennetin 8 kapısı var. Öyle adam olur mu ki 8 kapı birden gel ey Allah'ın kulu sen bu kapıdan gireceksin diye davet etsin. Böylesi olur mu? Olur Ebu Bekir. Umarım sen onlardansın. Aynen. Efendim yani demek cennetin 8 kapısının davet edeceği insan Hazreti Ebu Bekir. Ne büyük şey. Ve orada işte bakın bir Mescid-i Nebevi yapılıyor. Çok mu önemli? Ne kadar önemliymiş. Bakın bir yere ki dendi mi Türk beldesi, gözüm al bayrak arar, kulağım ezan sesi. Bizim gurbetçilerimiz var ya, böyle Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin türbesinin gölgesinden, güzel ülkemizden onlara gönül dolusu selamlar gönderiyoruz. Batı ülkelerini Anadolu'ya çevirdiler. Hemen her yerleşim birinde dişlerinden, tırnaklarından artırarak mabetler yaptılar. İşte aynen nasıl ki Efendimiz bakın Kuba'ya geliyor, 14 gün kalıyor, orada bir cami yapıyor. Medine'ye geliyor, ilk eylemi caminin arsasını tespit ve sonra o caminin inşasında bizzat kendi de çalışıyor. Eflaha men yumalicul mesacida ve yekra'ul Kur'ana kaimen ve kaida. Ne mutlu ne mutlu gece gündüz Kur'an okuyup mabet yapanlara ne mutlu ne mutlu şeklinde. Evet efendim. Sevgili Peygamberimiz, Allahümme innel ecre ecrul ahire ferham el ensare vel muhacire. Ya Rab,
gerçek mükafat, ebediyet yurdunun mükafatı. Sen ensara da rahmet et, muhacire de rahmet et. Bunlar ne kutlu insanlar, ne güzel insanlar. Hemen o cami meydana geldi. Ayşe Hanım, burada şunu demek istiyorum. Cami demek son derece önemli. Fert ve devlet hayatında son derece önemli. Cami, ilim irfan meclisi, cami halk üniversitesi, cami vatanın bekçisi olmuştur. Milli mücadele hareketi camide başlamıştır. Cami oksijen çadırıdır. Ve camiden sonra peki ne oldu? Camiden sonra Ashab-ı Soffa'nın yani talebelerin kalacağı yer yapıldı. Yani Allah elçisinin hayatında ilk beş eylemi Medine'ye gelince, bakın birincisi cami. Demek cami son derece önemli. Milletin diri kalmasına cami kültürü sebep olmaktadır. İzleyicilerimizin o zaman dikkatini çekelim şu anda anlattıklarınız. Hicretteki ilk beş önemli eylem. Birincisi caminin yapılması. İki, talebelerin kalacağı yer. Sanki Efendimizin üniversitesi ora. Talebeler orada kalıyor. Yani ilme, ulemaya saygı, işte öyle din görevlisini tehdit etme, sala okudun diye taşla sopayla saldırma, yok öyle şey yok. İnne li hamilil Kur'an davetün müstecame. Din görevlisinin milletimiz duasını almak istemiş. Çocuğu doğmuş, din görevlisinin kucağına vermiş. Hocam şunun adını koy, şuna dua et demiş. Evlenirken din görevlisinin duası istenmiş. Askere giderken duası istenmiş. Yaşamış, ölmüş mezarının başında hocam dua et denilmiş. Din görevlisinden bunlar beklenilmiş. Öyleyse efendim Ertuğrul Gazi Osman Gazi'ye oğluna vasiyeti şu. Bak oğul, beni kır ama Şeyh Edebali'yi kırma. Beni kırarsan gücenmez değil, gücenirim. Ama Şeyh Edebali'yi kırarsan gözlerim sana bakmaz. Bakarsa da görmez olur. O bizim boyumuzun ışığıdır. Terazisi dirhem şaşmaz. Bunu vasiyetim bil. İşte ulemaya saygısı böyle olmuş. Yani din görevlisi kardeşlerime bu vesileyle sesleneyim. Buyurun Ayşe hocam. Hanım. Bir zaman Diyanet'e bakan devlet bakanını ziyaret ediyorum. Tarihini unuttum şimdi. Devlet bakanının doğrusu adını da unuttum. Şunu söylemişti. 5 kişilik Türk parlamento heyeti olarak Yugoslavya'ya gittik diyor. O zaman Yugoslavya parçalanmamış. Tito devlet başkanı, böyle kristal ülkesi, envai çeşit kristallerle süslü bir sofra hazırlanmış. Bütün o bardaklara da içki doldurulmuş. Ben bardağıma içki koydurmadım. Tito benim bardağın boş olduğunu görünce bir adam bir heyecanlandı. Niye misafirimizin bardağına içki koymadınız? Ben dedim ki Maraşal, ben koydurmadım. Sizin adamınızın hatası değil. Ben koydurmadım. Ha, sen imamsın dedi diyor Tito bana. Yok, ben imam değilim. Ben birinci sınıf hakim oldum. Liste başından parlamentoya seçildim. Milletvekili oldum. Bakan oldum. Ama o senin dediğini olamadım. O daha yüce bir şeydir. Sen öyle dedin. İnşallah imam da olurum dedi diyor. Evet, ne güzel bir hatıra değil mi? Kesinlikle din görevlisinin hocam. Değeri, yeri budur. Ama din görevlisi de aziz milletimize hizmetten, bakın son yıllarda çok güzel hizmet imkanları Ayşe Hanım. 4-6 yaş arası çocuklar için Kur'an kursları, yani ne kadar güzel imkanlar hazırlanmış vaziyettedir. Yeter ki görevli kardeşlerimiz de
hizmette kusur etmeyelim. Bu fırsatları değerlendirelim. Dört. Bunun için hemen tarihe gitmek istiyorum. Bakın bir vaktiyle efendim Konya'da Hacı Veysade merhum Türkiye'ye 7 İmam Hatip açılıyor. 7 İmam Hatip'ten biri Konya'ya açılıyor. Hacı Veysade de o İmam Hatip'te hoca. Bir de namaz kılmayan bir adamı da o gün müdür etmişler. Tabii Hacı Veysade edebi gereği müdür bey saygı gösteriyor. Konyalılar diyor ki hocam sen kim o bey namaz adam kim sen ona müdür bey diye hürmet ettiğin gücümüze gidiyor. Verdiği cevaba bakın. Fuzuli'nin şöyle bir beyti var. Bir yar için bin ağyara hizmet ettiğim ayb eyleme. Zira baban bir gül için bin hara hizmet eyler. Bahçıvan bir gül için bin dikene hizmet eyler. Bir yar için, bir dost için bin düşmana hizmet ettiğimden dolayı beni kınama. Fuzuli'nin beytidir bu. Diyor ki bu mekteplerden yarın Allah ve Resulü'nün yoluna hizmet edenler yetişecektir. O yüzden benim müdür beye saygı gösterdiğimden dolayı beni kınama. Müdür de bunu duyuyor ve namaza başlıyor. Ne güzel. Aynen bunun benzeri bakın Kayseri'de Hacı Hüseyin Aksakal. Yozgat'tan Ahmet Bilgin diye rahmet rahmana kavuştu hoca efendi. Mektup Allah yazıyor. Hocam Kayseri'ye gelip tahsili ilim etmek istiyorum. Hacı Hüseyin Efendi'nin cevabı. Oğlum senin mektubun beni dilhun etti ya. Derhal gel oğlum. Yani gönlümü yaraladı. Çabuk gel hemen ilme başlayalım. Öğrenmeye öğretmeye başlayalım. Yani o yüzden değerli din görevlerimiz, muhterem halkımızın bütün sıkıntılarıyla bizim ilgilenmemiz. Bunların ilacı Kur'an'dadır. Şu hatıramı da böyle yeri gelmişken arz edeyim. Buyurun hocam. Bir zaman Kerkük'e gitmiştim. Kerkük'te gün görmüş bir hoca efendiyi ziyaret ettim. Onun anlattığı hatıra şu. Irak'ta General Kasım ihtilal yaptı. Benim gibi hocaları da ahır gibi bir hapishanede topladılar. Ben kahrımdan tıraşlı olmadım. Sakal bıyık birbirine karıştı. Bir gün rüyamda hocamı gördüm. Hocam dedi ki siz niye hapsedildiniz biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Siz talebe okutmayı bıraktınız ondan hapsedildiniz. Bugün tahliye olacaksınız. Sakın ola bir daha ihmal etmeyesiniz. Uyanınca bunu diğer hoca arkadaşlara söyledim. Hapishanedeki arkadaşlar. Onlar da sayıkla dediler. Başka hiçbir işaret yok. Hepimizi tahliye ettiler. Ben Kerkük'e geldim camime ve yine talebelerimi okutmaya başladım. Bir bahar günü komünistler geldiler. Dediler ki hoca efendi kavga oldu, kıtal oldu. Şimdi ahaliyi filan yere mesiriye davet ediyoruz. Orada barış görüş olacağız. Hocam sizi de başımızda görmek isteriz. Onlar ısrar ettiler. Ben dayattım. Hayır benim talebelerim var. Ben gelmem. Ve o gün akşam namazının birinci rekatının rükûna eğilmiştim ki makineli tüfekler çalıştı ve mesiriye gidenler katliama uğradılar. Olayın özeti ne? Talebe okutmayı bıraktım. Ahır gibi bir hapishaneye tıkıldım. Talebe okutmada sebat ettim. Katliama uğramaktan kurtuldum. Sevgili din görevlerimiz de demek ki böyle Allah kapılar açtı. Böyle fırsatlar verdi. Bunu değerlendirelim. Ama 15 Temmuz'da 15 Temmuz'un kahramanlarından biri de bu sala okuyan din görevlerimizdir. Onları da burada tebrik etmek Allah lazım. Allah razı olsun evet diyelim hocam. Evet. Hepimizin tüylerini diken diken eden tabii olaylardan doğru biriydi o zaman yaşadıklarımızdan. Salaların okunması insanlarımızı birlik olmaya, dirlikte kalmaya davet eden
en önemli belki de belirti onlar da hocam. Ya, milli mücadelede nasıl böyle o milis teşkilatlarını falan hazırlamada değerli din görevlerimizin rolü olduysa, bu 15 Temmuz'da da aynen din görevlisi kardeşlerimizin rolü oldu. Peki. Hocam izleyicilerimiz var. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. İyi günler diliyorum. Öncelikle böyle bir program hazırladığınız için Kanal Hediye ailesine size çok teşekkür ediyorum. Hocamın ellerinden öpüyorum. Estağfurullah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Hocam benim sorum şöyle olacaktı. Biz evin duvarında bir nuska bulduk. Buradaki cami imamına götürdük. Akıntılı bir suya bırakın dediler. Ondan sonra Allah'a havale edin dedi. Hocam işlerimiz bir türlü rast gitmiyor. Onu bir türlü yani yaş bayağı bir geçtikten sonra da bir türlü evlenemedi. Hani hocam elimizi neye atıyorsak bir türlü rast gitmiyor. Bize bir yardımcı olsanız, bir yol gösterseniz çok teşekkür ederim hocam. Efendim o hoca efendi kardeşimiz doğrusunu söylemiş. Mülkün sahibi Rabbimiz. Gelin ona biz dua edelim, ona sığınalım. O izin vermeden ne büyü, ne büyücü, ne cin etki edemez. İpler Allah'ın elinde. Biz ona sığınacağız. Nasıl sığınacağım? Dua ile, sena ile, kul euzü bi rabbil felak, kul euzü bi rabbin nas sureleriyle, Fatiha-i Şerif ile, Ayet-el Kürsi ile, bu mübarek Allah'ın öğrettiği bu dualarla Rabbimin himayesine sığınacağım. Ya Rab, güç sende, kuvvet sende. Sen izin vermeden kimse bana zarar veremez. Sana inanıyorum, sana güveniyorum, sana sığınıyorum. La havle ve la kuvvete illa billah. Kötülükleri giderecek, iyilikleri lütfedecek Rabbim ancak sensin. Ona sığınalım. Allah Fatihul Evvab'dır. Müfettihul Evvab'dır. Kapılar açan Mevla'dır. Rabbim bütün kardeşlerimize hayırlı kapılar açtığı gibi Batman'dan telefon eden değerli Murat Bey kardeşimiz size de hayırlı kapılar açsın hocam, Rabbimiz. Hocam sizi çok ama çok seviyoruz. Gerçekten bize dua edin hocam. Yani sizin gibi bir hocamızın duasına çok çok ihtiyacımız var. Bir de hocam yani cami imamı o evden çıkabilirsiniz o evden çıkın dedi. Ama hocam öyle bir imkanımız yok. Hani ev bizim olduğu için başka bir yere gidemiyoruz. Bunu hakkında hocam ne diyorsunuz yani? Cami hocası ne dedi? Onu bir kez daha söyler misiniz tam anlayamadım. O evden çıkabilirseniz o evden çıkın dedi. Başka bir yere gidin dedi. Oradan başka yere taşın. Yok efendim bakın gelin bu zahmete gerek yok. Yani uğursuzluk yorumu yok. Bu evde uğursuzluk var. Böyle düşünmek doğru değil. Uğursuzluk yorumu yoktur. Ona sığınacağız, dua edeceğiz. İnşallah bu sıkıntılarımız bertaraf olacaktır efendim. Peki. Hocam ellerinizden sağ öpüyorum. Olun, teşekkür ederim. Size dua edin hocam. Sizi Allah aydınlığa kavuştursun. Sağ olun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Dua edin bize hocam. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Diğer telefondayız. Alo. Alo. Mersin'den Neşe Hanım sizdeyiz şu anda. Dinliyoruz efendim. Buyurun. İyi günler. Size de iyi günler. Benim hocama sorum Allah sevgisinden ağlamak, ağlamanın sevabı nedir? Allah sevgisiyle ağlamanın sevabını sorar ya, izleyicimiz. Ne kadar Allah güzel. Sevgisinden Allah için ağlamanın sevabı nedir? Ne peki. Kadar güzel, ne kadar güzel. Mevlana ne diyor bakın. Bulut ağlayınca çimen güler, çocuk ağlayınca ananın göksü süde gelir, kul ağlayınca da Mevla'nın rahmeti coşar. Kul ağlayınca da Mevla'nın rahmeti coşar. Evet efendim, Allah sevgisiyle. Görüyoruz ki biraz önce söz etmiştim ya, Hazreti Ebubekir Efendimiz Kur'an okuyor, ağlıyor, dinleyenler ağlıyor. Sevgili Peygamberimiz öyle. Namaz kılıyor, ağlıyor. Kur'an okuyor, ağlıyor. Kur'an dinliyor, ağlıyor. Bir gün Abdullah İbni Mesud'a gece vakti, İbni Mesud, Kur'an okuda dinleyeceğim. Ya Resulullah, Kur'an size nazil oldu. Yani ben sizin huzurunuzda Kur'an okurken
Haya ederim, teettüp ederim. Siz okuyun da ben dinleyeyim. İbn-i Mesud, mesele öyle değil. Ben başkasından Kur'an dinlemeyi severim. Daha itiraz yok. Öyle olunca ben okumaya başladım. Ama nihayet şu ayete geldim. Ey peygamber, her peygamberi kendi ümmetine şahit, seni de senin ümmetine şahit getirdiğimiz gün nasıldır ayetine gelmiş. Böyle işaret etti, baktım Peygamber Aleyhisselam'ın inci gibi gözyaşları ay yüzüne dökülüyor. Hasbükellâ, kâfi, kâfi İbn-i Mesud, tahammülüm kalmadı. Yani Kur'an dinliyor, ağlıyor, namaz kılıyor, bütün bunlar hep Allah sevgisinden dolayı. Hı hı. Evet. O zaman Rabbimiz rahmeti de çok... gönlümüzü, ruhumuzu sevgisiyle doldursun. Efendimizin bir duası. Allahümme inni eselüke hubbek ve hubbe men yuhibbuk ve hubbe amelin yukarribu ila hubbik. Ya Rabbi seni seveyim, seni sevenleri seveyim, senin sevgine götürenleri seveyim. İlahi seni sevmek dinim, imanım. İlahi dini imandan ayırma. Eşrefoğlu Rumi de böyle söylüyor. Evet efendim. Peki hocam, Medine'ye hicrette en önemli ilk beş eylemi anlatıyordunuz, yarıda kalmıştı. Demek ki ilim, irfan, öğrenme, öğretme. Sonra Ensar Muhacir arasında kardeşlik. İşte Allah Resulü'nün model hayatı bu. Bugün biz Ayşe Hanım mağdurların, mazlumların sığınağı olan bir ülkeyiz. Suriyeli kardeşlerimiz, 3 milyon insan dile kolay bu, buraya geldi. Kışta kıyamette hem tahsillerini, hem yemelerini, içmelerini, ısınmalarını, barınmalarını bu millet temin etti. Doğu Türkistan'dan kardeşlerimiz buraya geldi. Irak'tan buraya geldi. Dünyanın neresinde olursa olsun başı dara gelen bu memlekete sığınıyor. Öyleyse yani bu memleketin birliğini, dirliğini devlet ve millet kaynaşmasını muhafaza etmek, korumak çok önemli bir görev. Yani ben Kosova'ya gitmiştim de orada birisi ne dedi bana? Siz nezle olsanız biz kanser oluruz dedi. Ya. Siz nezle olsanız biz kanser oluruz dedi. Sonra hocam, gayrim vaktim geldi. Hayır, telefonumuz var da bir peki, sonraki maddeden önce bir izleyicimizi bekletmeyelim. Diğer maddeler gayrimüslimlerle bir arada yaşama prensibi. Ne demek bu? Yani Medine'de kim vardı? Yahudiler var. Yahudiler vardı. Ey Yahudiler gelin. Burası sizin de vatanınız, bizim de vatanımız. Bir arada yaşayalım. Siz bize zarar vermeyin, biz size zarar vermeyelim. Üçüncü birileri gelip de size veya bize zarar vermek isterse el birliği, güç birliği yapıp karşı koyalım. 47 maddelik dünyanın ilk yazılı anayasası. Gayrimüslimlerle bir arada yaşama prensipleri. Öyleyse bakın şu cennet vatan. Doğuluyu, batılıyı, kuzeyliyi, güneyliyi mutlu etmeye yeter. Hı hı. Alevidir, Sünnidir, Türktür, Kürttür. Öyle bir derdimiz, böyle bir ayrılığımız yok. Bugünler aşure günleri. Aşure çorbası bakın 8-10 gıda maddesi bir araya geliyor. Lezzetli, güzel bir çorba oluyor. Bu bizim zenginliğimizdir. Hı hı. Bunu böyle bilelim. Tarih boyu da biz birbirimize düşmedik ama elin oğlu nasıl edelim de onları birbirine düşürelim diye düşünüyor. Onlara fırsat vermeyelim. Hı hı. Efendimiz gayrimüslimlerle bir arada yaşama prensibini getirmiş. Biz ne diye tarih boyu aynı vatandaşız, aynı milletin evladıyız, ne diye bir arada yaşayamayız. Peki evet, hocam. Vakit mi geldi? Vakit geldi hocam. Duayla o zaman. Peki. Amin. Subhan rabbiyal aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya erhamer rahimin.
Bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin, sana hamdolsun. Sıhhat verdin, afiyet verdin, iman verdin, hidayet verdin. En büyük servet, en büyük devlet imana erdirdin. İman nimetini aramadan buldurdun, sana hamdolsun. Ya Erhamer Rahimin, ailelerimize huzur, gönüllerimize şurur lütfeyle. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Bizlerden ayrılarak huzuruna varmış, cümle geçmişlerimizin ruhlarını şad, makamlarını cennet eyle. Kanımızdan, canımızdan yaratılan evlatlarımızı bizler için hayrul halef eyle. Bizi Kur'an ahlakıyla ahlaklandır. Sevgili Peygamberimizin dünyada ravzasını ziyaretleri, ebedi hayatta da şefaatine nailiyetleri ihsan eyle. Ya Erhamer Rahimin, ehli İslam'ı aziz ve mansur, düşmanlarını zelil ve makhur eyle. Sevgili Peygamberimizi Mekke'den Medine'ye hicret ederken Arabistan çölünün her bir zerresi bir cani olup karşısına dikildiğinde melekler ordunla ve sekinetinle teyit eylediğin gibi kahraman askerlerimizi ve emniyet güçlerimizi her türlü hainin hıyaneti karşısında hıfzu emanında eyle ya Rab. Rabbül aleminsin, malikul mülksün, malikul mülüksün, mukallibül kulubsun. Mülk senin elinde, gönüllerimiz senin elinde. Gönüllerimizi karşılıklı sevgi, saygı duygularıyla meşbu eyle. Fitneden, fesattan, hasetten aziz milletimizi ve mübarek yurdumuzu hıfz-ı emanında eyle. Şehidimizin kanından rengini alan bayrağımızın rengini soldurma, gönderlerimizden indirme. Ahir ve akıbetimizi hayreyle, cennet ve cemalinle ikram eyle ya Rab. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.